Muzaffer Türkeş mahallelerimiz, Zafer mahallelerimiz bugün buradayız. Hepiniz hoş geldiniz derken değerli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bugün aramızda da çok sayıda da bütün mahallelerimizin, bu civarımızın mahalle muhtarlarımız da buraya kadar teşrif etmişler. Onlara da teşekkür ederim. Tabii Muhtarlar Derneği Başkanımız da burada. Hepiniz hoş geldiniz derim. Derim İl Başkanım, zaten biraz önce gördünüz, yakışıklı, uzun boylu, karayalnız bir delikanlı. Ona da hoş geldiniz diyorum. Evet, değerli Ali Bey, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi aranızda dolaştım. Dolaştığımda iyi oldu. Bazı şeyleri yakinen kendi kulağımla da duydum. Bunları önce şöyle bahsedelim. Biz mahallemizin derdiyle uğraşalım. Varsa derdimiz. Gerçi Allah'ın izniyle Isparta'nın tamamına dert koymadık. Tasa koymadık. Projelendirirken tüm Isparta'yı ele aldık. Bugün bir şehrin tamamını asfalt yapmak, eğer yapılıyorsa, bakın eski asfaltlarımızı kastediyorum, o 40 senede yapılmıştır. Yani asfalt, Isparta'nın tamamı. Biz ise 40 senede yapılanı hem altyapılarını tüm değiştirmekle 1,5 dönemde, yani 7-8 sene içerisinde, efendim, 1000 kilometre asfalt yapılmış, 1800 kilometre Isparta'nın her tarafını kapsayan yağmur bağları döşenmiş ve 15.000 adet dağıtılmış ızgara konmuş, akan suları, arabaları sürükleyen, çocukları Allah korusun sürükleyen yağmur sularını yerin altına yerleştirmişiz, yerin altından şehir dışına atmışız. Bu 81 vilayet içerisinde tek bir özelliğe sahip, tamamen detaylı bir özelliğe sahip şehir, yalnız Isparta. Bakın, yalnız Isparta diyorum. Yani Türkiye'de bir Isparta mı var? 81 vilayet var. Kazalar var, büyük yerler var. 780 bin metrekare üzerinde koca Türkiye var alan olarak. Ama Isparta buna sahip oldu. Yani bununla siz her yerde ve her zaman övünebileceğiniz bir konudur. Gerçekten övünme hakkınız var. Yalnız buna Isparta sahip. Bu medeniyete, bu altyapı bir medeniyettir. Bu medeniyete %99,5'unu bitiren yer, aynı kelimeyi bir daha söylüyorum, Isparta. Bütün yolları, bellerin her tarafını, Aşık Veysel'in dediği gibi karnını yardım ektim der ya, biz de bütün yolların karnını yardık, içerisine binlerce kilometre yağmur suları, ulaştırma boruları, efendim tesisat boruları, pis su boruları yerleştiriliyor. Ve tüm Isparta'nın altyapısı değiştirildi. Hemen hemen %95'i. Bu da hiçbir vilayette yok. Ama biz bunu kısa zamanda, bir dönemde. Bu 40 yılda da yapılamamış. Ama biz 40 yıl değil, bir 6-7 sene içerisinde bunların tamamını bitirmişiz. Bunu öyle kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Ve başarmışız bunu. Başarının en büyüğü burasıydı. Allah'a şükürler olsun, bu oldu. Bitti gözüyle de bakıyoruz. Şimdi aranızda dolaşırken demiştim biraz evvel, sağlık ocağından bahsettiniz, okuldan bahsettiniz. Muhtar da aşağı yukarı onları söyledi biraz evvel. Şimdi bir de alışveriş pazar yeri yolu, pazar yeri, açık pazar yeri isteniliyor bu mahalleden. Ana ağırlıklı bu. Asfalt denildi ama sayın muhtarımız, bunun asfaltı, burayı biz taksim yaptık. Bunun her tarafının asfaltı yapıldı. Ama bir de mahalle mahalle girip de hepsini bitirdiğimiz var.
Yedi Şehitler gibi, Bahçelievler gibi mahalle mahalle. Burayı 3 bölümde bitirdik. Sakın o 0 kilometre 3 bölümde bitirdiğimiz, en evvel bitirdiğimiz asfaltları mı değiştirin diyorsun, orayı da anlayamadım. Buranın asfaltı bitti. Belki gözümüzden kaçan varsa bütün heyet burada. Bütün belediye burada. Sol tarafta, benim sol tarafımda masada var. Yarın fen işleri heyeti kontrol etsin. Belki olabilir, gözümüzden de kaçmış olabilir muhtar. Yani ne olmasın, biz de insanız. Biz de biraz hata yapalım, açık eksik yapalım ya. Değil mi? Ne demiş Orhan Gencebay? Hatasız kul olmaz demiş ve bunun şarkısını çağırmış. Barut gibi bir zamanlar 20 sene, 30 sene evvel bütün yollar, sokaklar, taksiciler, otobüsçüler, dolmuşçular her yerde hatasız kul olmaz diyordu. Orhan Gencebay doğru söylemiş. Bizim de hatamız olabilir ama yaparız, düzeltiriz. Onu da söyleyeyim. Şimdi o okul meselesine gelince, biz okul arazilerine, bunu biz valiyle işbirliği içine girmemiz gerekiyor. Sağlık ocağı da aynı şekilde. Bunu inceleyeceğiz. Zaten benim bu konuşmamı biraz önce burada şu anda eksiksiz. Isparta Belediyesi burada. Bütün fen heyeti burada. Teknik heyet var. Sosyal burada. Yardımlaşma müdürleri burada. Hepsi burada. Başkan yardımcıları burada. Bu benim konuşmamı da şu anda onlar da ayrıca not ediyorlar. Ve bunlar takip alınacak. En kısa zamanda, hele şu arkalarda bir vatandaş, şuradan bir vatandaşım, bir arkadaşımız. Şurada pislik dökülüyor, bir şeyler var diyor bu mahallede. Not ettirin hemen oraya dedim ben. Ve orada da ben bir iş yerim var filan dedi. O yarın sabah yapılsın. Yarın sabah yapılsın. Kime söyledim ben bunu? İşte heyete söyledim. Kocaman heyet var burada. Belediye burada dedim ya, ona söylüyoruz. Zaten buraya gelme gayemizde biz buraya, evet belki arkadan bir sanatçı çıkacak söyleyecek ama bizim esas mevzumuz o değil. Buraya gelme esas ana nedenimiz gözümüzden kaçan. Her tarafı yaptık ettik diye güveniyoruz ya, bu güvenme arasında bir gözümüzden kaçan bir şey olabilir mi acaba dedik. Fazla güvenmeyelim kendimizi, mahallelerden de bunları canlı olarak alalım bu şikayetleri ve belediyeyi de o mahalleye getirelim dedik. Onun için biraz evvel de dediğim gibi mahallenin, belediyenin tamamı burada. En yetkili müdürlerin tamamı burada. O açıdan işte bunun adına da büyük işleri yaptıktan sonra, büyük işleri anlattım demin, asfaltlar vesaireler, yeraltı, altyapı filan olan dedik. Ama her 5 senenin sonuna yaklaşırken, daha bizim sonuna yaklaşmadık. 5,5 ayımız var, 5 ayımız var. Ben 5 aya kadar Kıbrıs Harbi'nde kazanır dönerim buraya, tamam mı? Kıbrıs Harbi'ne kazanırım. Onun için bunları yapacağız. Ve hiçbir eksikliğimiz kalmasın. Ve yine netice olarak da hiçbir zaman hiçbir belediyede, daha ilk belediye sıralarında da çok şeyler yaptım. O zaman neler yapılacaktı? Her şeye ihtiyaç vardı. Şimdi mükemmeliyeti elde etmek istiyoruz. Mükemmeliyeti. İşte bu mahalleye, ya mahallelere gelmemizde, 44 mahallede 44 program yapma nedenimizde esas nedeni bu. Hizmet yumruğunu, son yumruğu güzel vuralım. Her taraf pırıl pırıl olsun, her taraf hiç eksiksiz olsun. Ve halkımız da ihtiyaçlarını rahat görsün, ferah içinde yaşasın. Yaşanabilir vilayette biz birinciyiz diye de yan gelip ayaklarımızı da üst üste atıp oturmayacağız. Şimdi daha çok çalışacağız. Rehavete kapılmayacağız. Ondan sonra o La Fontaine'in bir hikayesi vardır. Karga yukarıya çıkmış karga. Peyniri de almış yukarıya. Ağzında peyniri yiyecek. Aşağıda da tilki var.
Tilki diyor ki, ama peyniri tilki yemek istiyor ama karganın ağzında ve dalın üstünde, ağacın üstünde. Ondan sonra tilki diyor ki, ya karga kardeş, senin sesin ne kadar güzel demiş, taltif etmiş. Halbuki en çirkin ses bülbülde değildir, kargaladır biliyorsunuz. Bunun üzerine kalk demiş, ağzından peynir düşmüş, aşağıda da tilki afiyetle yemiş. Ha, biz ağzımızdan bu peyniri düşürmeyeceğiz. O adı da hizmet. Hizmet. Taltife gelmeyeceğiz. Her hizmeti yapıyorsanız filan deseniz de o hizmet peynirini ağzımdan düşürmeyeceğim. Tilkiye de yedirmeyeceğim. Halkama yedireceğim bunu hizmet olarak. Çünkü çok tilkiler var. Böyle arkandan önünden iftira atanlar, yalan söyleyenler veya öyle yapan böyle yapan. Yok kardeşim. Yusuf Siyah günaydın artık. Kusura bakmasınlar. Ustalık devrinin içine girdi. Bundan sonra ustalık yaşayacak. Hizmetin daniskası yaşayacak. Asfalt bitti vesaire diye yatmayacak. Dev büyük projeler yapacak. Isparta'nın refahını ve ekonomisini üst noktalara çıkaracak. Artık sıra ona geldi. Ona yapabilecek durumdayız şu anda. Sen şimdi hiçbir şey yapmamışsın. Ondan sonra da bir şeyler yapacağım. Altyapın yok filanın yok. O zaman bu hizmetleri yapamazsın. Fuarları yapamazsın. Güzel hizmetleri yapamazsın. Büyük projeleri hiç yapamazsın. Eğer orada halkın arasında bir argo laf vardır. Hepimiz bu lafı biliriz. Adam der ki, içmeye ayranı yok, faytonla gider bilmem nereye der. Orasını söylemiyorum. Böyle bir durumda yaşamayacağız. Biz faytonla değil, hizmet kervanıyla gideceğiz sizin yanınıza. İşte bugün onun için geldik. Buradayız işte kardeşlerim. Şimdi esas bir güzel konuya daha geliyorum arkadaşlar. Onu entegre. Geçen bir muhtarımız bana bunu sordu. Bu yeni bir şehir yapıyorsun. Dev bir şehir. Bu şehir ne olacak? Buraya ayrı bir muhtarlık mı gelecek? Tek başına bir muhtarlık mı vereceğiz? Diye bana sordu. Kim sordu bunu bana? Bak işte el saldırdı, kaldırdı. Bu muhtarımız sordu. Ben de dedim ki herhalde ayrı bir muhtarlık olacak. Sonra düşündüm, sayın muhtarım öyle değilmiş bu iş. Sana söylediğim gibi değil. Bu açtığımız 1800 dönüm imar alanı şu anda dev yağmur suyu boruları onlar. Görüyorsunuz boydan boya. Yalnız o boruları tek başına o demir, boruları demirli borudur onlar. İlelebet dayanıklı borudur. Yalnız onu fabrikadan direkt aldığımız halde 2 trilyon lira tutuyor. Daha eksiği de var. Belki 3 trilyon liraya çıkacak. Bakın bir yerin altına gömdüğümüz 3 trilyon lira. Onun tamamı en aşağı 50 ile 80 trilyon arasında o yeni şehir doğacak. Çok şükür şu anda bitti. Elinde kulağında bile, eli kulağında bile değil. Çünürü bitirdik. Altyapısıyla, şeyiyle, asfaltıyla, her şeysiyle, kilit taşı. 55 bin, bunu sonra söyleyeyim, 55 kilometre, o metreye giriyor, 55 kilometre Çünürde sıfırdan bakire toprağın içinde şehir ortaya çıkarıyorsun ve çıkardık. Tecrübemiz de iyiymiş, fena değilmiş belediye olarak. Becerdik bu işi, Allah'a şükürler olsun diyorum. 55 kilometre boldür taşı çekmişiz. 55 kilometre kaldırım yapmışız. O oranın genişliği de 1200 dönüm. Yeni Çünür 1200 dönüm. 1200 dönüm içerisinde çalışıyoruz. Ve
600 bin metrekare şu anda asfalt döküldü oraya. 600 bin metrekare. Ve çok ciddi anlamda yamaçta eğim yerlerine de güzel belediyemizin kendisinin imal ettiği dayanıklı kilit taşı döşendi. 55 kilometre diyorum ya, bir bordür çekiyorsun 55 kilometre. Yani buradan Isparta'dan başlıyoruz. Eğirdir'e varıyoruz. Eğirdir'den hadi bizim köye doğru gidelim. Ağulköy'e geçiyoruz. Yılanlı köyüne varıyoruz. Koçurar köyüne varıyoruz. Yalnız bordür çekiyorsun. Bu çınırın içine yapılan. Yalnız bakın. Bakın biz bütün şehri bürüt görüyoruz. Her tarafa hizmet veriyoruz. Öyle adam ayırmak yok, mahalle ayırmak yok, parti ayırmak yok. Kesinlikle yok. Yalnız hizmet, hizmet, hizmet. Bu hizmetin altında bürüt diyoruz. Ve yine orada 600 bin metrekare asfalt yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Bu saydıklarım kaç paraya mal oldu biliyor musunuz? Bir de rakam söyleyeyim de. Biz bunun altından kalkıyoruz ve koca çınırı bitiriyoruz. Ama burayı da bitireceğim. Ondan sonra anlatmak istediğim esas anlatacağım. Yalnız asfaltı 11 milyon liraya mal oluyor. Eski parayla söyleyelim mi? 11 trilyon liraya mal oluyor. Yalnız asfaltı. Diğer yerlerle beraber kilit taşı vesaireyle onların yaptığımız, kaldırdığım deminki ta koçurarak kadar kaldırım ve bordür taşı çektik ya, onlar da dahil, onlar da dahil 16 trilyon lira eski parayla para harcadık. Yalnız bu son iki, bir buçuk ayda yapılan para bu. Her şey zam geldi. Altı misli bitime zam geldi. Eskiden 6 cadde yapıyordum. Şimdi 1 cadde yapıyorum. Devletten böyle bir korkunç zam geldi 1 yıl içinde. Ama çünürü 16 trilyon harcadım. Bu zamların arasında bitti Allah'a şükür. Yeni bir şehir, yeni bir çünür Isparta'da doğdu. Onun altına ilk defa tesisatları yağmur suyuna, bak dediğim yalnız bu, yani yağmur suyu, tesisat, altyapı, temiz su sorusu, kanalizasyon, bunlar sıfırdan çekildi. Sıfırdan çekebilmek için o bakire tarlanın içerisine 40 bin kamyon dolgu yaptık. Kot, ona biz kırmızı kot deriz şehircilikte, yaptık. Bu bir devrede bitmez. Bu anladılar o zaman, iki aydır, bir buçuk aydır, hatta bir aydır çalışıyorum, bir ayda bunu yaptık gece gündüz. Ve bunu bitiremeyecek dediler. Gelecek sezona bırakacak, sizleri toz toprak içinde bırakacak, filan edecek, olunacak diye internetlerden her tarafa yaygın yapıyorlar. Ayıp be kardeşim, ayıp, işte bitti ya, gel bakalım şimdi ne diyeceksin? Ve bu şekilde benim bitirebileceğimi de büyük bir ihtimal tahmin ediyorlar. Ama o arada kargaşalık yapıp seni zedelemek istiyorlar. Hizmet edeni Allah korur kardeşim. Öğrensinler bunlar bunu. Hizmet edeni, insanın en hayırlısı insana hizmet edendir. Bunu eğer ben yapıyorsam o insanı Allah korur, sen kendine bak. Böyle attın, tuttun, söyledin, internetlerde yayınladın, her haltı işlediniz. Ne oldu? Sen düştün işte yalanın çukurun içerisine. Gördün mü? Vay, sana acıyorum şimdi böyle dediğin için. Senin bu duruma düştüğün için acıyorum o insana. Diyenlerin de kim olduğunu herkes tahmin ediyor. Seçimde yaklaşıyor diye yapıyorlar onlar. Bir yerden çürütemezsin kardeşim. Ben Allah için, Allah'ın hayrını, Allah'ın sevgilisi, sevgisini kazanmak için yapıyorum bunu. Bunu yapana ne kadar zam gelse de işte çünürü bitirir. Demin ki altyapı vesaire yağmur suyu da o da 12 trilyon liraya mal oldu. 16 trilyon da
son bir ay veya 40 gün içinde yattığım oldu. Ne oldu? Neredeyse 30-32 trilyon lira yalnız kümüre para harcamışım. 150 trilyon lira da büyük bir dev proje, Türkiye'nin en büyük projesi, en güzel projesi olduğuna inanarak yaptık. O da yine Çünür Mahallesi'ne isabet etti. Ve orada büyük bir çarşı, büyük bir otogar, binlerce yıl duracak, orada duracak. Isparta'nın en büyük mirengi noktası. Hepimizin alışveriş merkezi, her mahallemizin ana merkezi, her mahallemizin yaşayan otogarı yapılıyor 150 trilyon. 76 trilyon lirasını müteahhit ödedim. Ya 76 trilyondan bahsediyorum ya. Bizim nüfusumuzdaki belediyeler yakında var, en yakında var. Uşak var vesaire var. Bir sürü şehirlerimiz var. 230. Demin başkanım 236 dedi konuşmasında. Evet, ben de 230 diyordum ama şimdi 236 diyorum. Başkan herhalde öğrenmiştir. O 6 milyon nereden geldiyse, 6 bin daha doğrusu. 236 bin nüfuslu bir şehirde. Biz yalnız 76 trilyon lira yaşayan otogar ve büyük çarşı, Türk çarşısı orası, Türk mimarisi çarşısı. Onun için özel, tüzel, güzel ve Isparta'ya has bir çarşı. Hangi mimar yapabilecek acaba Isparta'ya has bir çarşıyı? Allah'a şükürler olsun, yaptık. Neredeyse %55'ini de bitirdik. Evet, yalnız oraya ben 76-75 trilyon lira, hep eski parayla konuşuyorum ha. Azizde kalabalık görünsün diye diyorum eski trilyon mürlüyorum. Ama öyle diyorum ama hangi şehir yaptı bunu? O emsal şehirlerimizde 26 milyon yatırım yapan şehir yok. Ben 76 trilyon lirayı bir yere vermişim. Ve peki bu bütün mahallelerimizin bitmesine altyapısıyla beraber nedir biliyor musunuz? Vallahi o rakamı ben de söyleyemiyorum. Tek tek toplamam lazım hepsini. Kantrilyonlar dedik. Kantrilyonları Isparta'ya sahip olduk. Ben onun için Türkiye'nin en zengin belediyesi dediğinin bir sebebi de bu. Bu yatırımlar hep para. En zengin belediye şu anda açık arayla benim nüfus orantımdaki şehirleri kastediyorum. Onu da tartabiliriz değil mi? Aynı nüfusta, aynı nüfusta olan şehirler. Ve biz birinciyiz değerli arkadaşlar. Bunlar eski tarzlarda bir zaman çalışma sistemlerine göre bunlar bir ömre sığdıramıyorlar. Biz bir buçuk dönemde sığdırdık, yaptık. Onun için Isparta'ya yapılanlar samimi olarak söylüyorum, 40 yılda yapılamayacak bir şey yapılmıştır arkadaşlar. Hepinize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu çalışmalar. Şimdi yeni mahalleden bahsettim, onu da söyleyeyim de sözüm biraz uzadı, kapatacağım hemen, bitireceğim sözlerimi. Ama sizlere de bilgi vermekte bir kutsallıktır diyorum, bilmeniz lazım. Biz şahsen hepimiz, ben de elbette dahil, unuturuz, unutabiliriz. Yapılanları bilelim ki, işte bakın bugün Dortmund'dan gelen misafirler var, Ispartalı, burada aramızda. Avrupa'dan gelen misafirler var aramızda. Bu Dortmund Belediye Başkanı da olsun, Almanya'nın en büyük Bremen Belediye Başkanı da olsun, bir buçuk devrede bunun 50'de birini yapamıyorlar. Hani Almanya en büyük bütçeye sahipti? En büyük bütçeye Isparta Belediyesi sahip arkadaşlar, Isparta Belediyesi. İşte aramızda oturuyorlar. Onun için bu mahalleye, şimdi okul yapılsın, sağlık ocağı yapılsın, bir mesele daha var. O söyleyen arkadaşlara anlatıyorum. Zaten notunu da aldırdım oraya da araştırılacak. Şu pazar yeri de araştırılacak. Onlara bakacağız. Bu 1800 dönüm yer büyük bir kısmı, demin dedim ya, bak atlıyorum ben bazı konuları. Muzaffer Türkeş Mahallesi'ne ait. Onun altı Fatih Mahallesi'ne ait. Onun altı da ne geliyor ondan sonra? Efendim? Zafer ve Fatih Mahallesi geliyor. Üç mahallemiz var.
Bu üçe taksim yapılıyor. En büyüğü Muzaffer Türkeş'te kalıyor mahalle. O zaman muhtarlar korkmayın, sizin yerleriniz genişliyor, haberiniz olsun. Yani şimdi üç muhtar, bir muhtar daha ilave olmayacak. Bu mahalleleri sokacağız ve buraya. Madem o zaman ne oluyor? Şimdi 18'den plan yaptığımız için oraya, bizzat planı şahsım yaptı. Orada 39-40 dönüm büyüklüğünde bir arada olan 8 tane, her biri 40 dönüme yakın, 8 tane yeşil alan ve şehir meydanı yapılıyor. Okul alanlarının hepsini Sayın Valide'ye de, Valiye de buradan müjde yapmak istiyorum. Sayın Valiye de müjde yapmak istiyorum. Bütün okul alanlarını tertemiz yaptım orada. Hem de büyük büyük okul alanları. O mahalleler, bu saydığım Muzaffer Türkeş Mahallesi, Fatih Mahallesi ve söyleyeyim Zafer Mahallesi. Bunlar da o mahalleyle beraber olduğu için bu mevcut mahallelerimiz de değerlenecek. Çünkü çok yakın. Okul alanların hepsi oraya başından, burada da başından bu anlattığım gibi güzel planlama yapılsaydı şimdi hiç sıkıntımız olmayacaktı. Tamam kardeşim, okul alanınız hazır, bilmem ne hazır. Orada şahıs arazileri var, bilmem ne var. Deminki bahsettiğiniz bir okul yeri var. Onlar istimlak edilecek, adam itiraz edecek, yeniden fiyat tespiti yapılacak. İstimlak kararı alsak bile yeniden itiraz edecek, bir daha istimlak kararı alacağız. Fiyat tespiti yaptıracağız devlete, millete, özel görevlilere. Bu ne zaman olur? Benim elimde hazır olsaydı hemen, valim buyur hemen şu okulu bir yapıverin. Bak bu mahallemiz, efendim Muzaffer Türkeş mahallemizde bu sıkıntı var. Ama o büyük alan, orada her şey hazır. Okul alanları öyle 3000 metrekare, 4000 metrekare değil. 10.000 metrekare yerler var. Her mahalleye göre. Bu üç mahallemizde bölünmüş. Oralara arsası hazır. Her şeysi hazır. Valiye ben bunu hediye edeceğim şimdi. Hepsini vereceğim oraya. Okul yaptırmak için. İlk belediye başkanı olduğum zaman 1999 yılında 16 tane büyük arsa verdim hazır. Yani bedava olarak veriyoruz milli eğitimimize. Ve bizim geçmişte bunu bir kere yapmışım ben. Ve onun için eğitim yükselmesinin, Isparta'da onun etkisi, dalgaları hala da sürüyor. Hep okullar yapılıyor, bilmem neler yapılıyor. Avluları geniş, tekrar valimiz oraları avlularına ilave okullar yapıyor. Onun temelinde Isparta Belediyesi var. Eğitimin Türkiye'de ön sıralarda olmasının mesnetinin tabanında. Mesnet nedir biliyor musun? Mesnet altta tutan bir şeydir bu. Sağlam bir şeydir mesnet. Mesnete biziz. Isparta Belediyesi'yiz bunu. Biz yaptık. Şimdi ikinci mesnet geliyor. 1800 dönüm içerisinde ne dedik? 8 tane meydan var. Yeşil alan var. Onlar da belediyeye geçmiş durumda şu anda. 40'ar dönüm dedim. Isparta'da yalnız 2 tane geniş yerimiz var. Bugüne kadar sağlamak için çırpındım. Böyle başında yapılacak işte, başında. Planlamayı başında. Ben şehirci mimar olduğum için bunları yaptım. Bizzat elimle yaptım. Ve bitti bunlar. 2,5 sene uğraştım bununla. Bitirdik. Yeni bir şehir daha doğuyor. Ama bu şehir tamamen %100 planlaması şahsıma ait. Şehirciliği orada gösterdim işte Allah'ın izniyle. Öyle zannediyorum. İnşallah yapıldığında unutmazsanız. Ya bu doğru söylemiş, hakikaten buralar başka oldu. Bu mahallelerin de sosyal seviyesini kaldıracak o ayrıten. Evet, güzel şeyler anlattım değil mi sizlere? Hele 3 muhtarımız sevindi galiba. 3 muhtarımız sevindi. Bu şerefli mahalleler bu 3 muhtarıma ait olacak. Ya Muhtarlar Derneği Başkanı, kusura bakma, sana da bir müjde verecektim ama denk gelmedi, yok ya. Bakıp duruyor. Onun için o sorduğunuz soruya cevabını dört başı mamül verdim yani. Evet arkadaşlar, her şey olsun. Herkes güzel yaşasın.
sağlıklı yaşasın. Yaşanabilir şehir olmak yetmiyor bize. Yaşanabilir şehrin periştahı Isparta olsun. Ve Avrupa kentleriyle yarışabilen o büyük projeler önümüzdeki devrede, Allah kısmet ederse o büyük projelerde girdiği zaman Isparta Avrupa şehirlerinden üstün olacak. Aramızdaki Avrupalılar var burada. Yani Ispartalı Avrupalılar var. Onlara da söylüyorum. Sizi Avrupa'ya gittiğinize, Dortmund'a gittiğinize pişman edeceğim. Isparta oradan güzel olacak çünkü. Aramızda varlar şu anda da. Pişman olacaklar. Niye Isparta'dan ayrıldık diye. Evet, o hanımefendi burada mı acaba? Ha bak, el sallıyor bak. Dortmundlu Ispartalı hemşerim, bayan. Evet. Sonra buraya hemen koşa koşa gelirsiniz inşallah. Önümüzdeki dönem bu şehir bu ortaya çıkacak. Anlattıklarım çıkacak. Dortmund'dan da güzel olacak burası. Haberin olsun. Tamam mı? Evet. Sohbet ettik. Sohbet tarzıyla konuştuk. Teknik konuları anlattık. Halk dilimizle, güzel Türkçemizle konuştuk. Ve inşallah hepimiz birbirimizi sevelim. Saygı duyalım. Sevgi örneği, yaşanabilir örneği Isparta olsun. Ve hepimiz sağlıcakla yaşayalım. Ve mutlu bir şekilde her konuda Isparta ön sıralarda olsun dileğiyle hepinize bu toplantıya hoş geldiğiniz için hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinize yine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Evet, değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Taksimlerini gerçekleştirmek üzere Muzaffer Türkeş Mahallesi